Günaydın sevgili dostlar. Pazar Sohbeti programından herkese mutlu pazarlar dilerim. Ben beyin ve sinir cerrahi uzmanı operatör doktor Fatih Kırar. Bugün sizler için dop dolu bir program hazırladık. Alanında uzman konuklarla yaşama dair sohbetler edeceğiz. Programın sonunda da bendeniz bel ve boyun fıtıklarına dair merak ettiklerinizi her zaman gibi cevaplandırıyor olacağım. Pazar Sohbeti başlıyor. Sağlıklı kilo nasıl verilir? Kalıcı olarak zayıflamak mümkün mü? Zayıflama programı hakkında merak edilenleri nörobilim uzmanı Deniz Egece anlatacak. Saç ekimi nedir, nasıl yapılır? Saç ekimi yaptırmadan önce nelere dikkat edilmeli? Sağlık turizminde saç ekiminin yerini sağlık yönetimi uzmanı Songül Alcı anlatacak. Blok zinciri olan ilgi neden arttı? E-ticaret ve kripto para teknolojisinin ilişkisi nedir? Kripto para yatırımı yaparken dikkat edilmesi gerekenleri iş insanı Emre Ünal anlatacak. Bel ve boyun fıtığı neden olur? Bel ve boyun fıtıklarında ameliyat kararı nasıl verilir? Bel ve boyun fıtıklarında tedavi seçeneklerini beyin, omurilik ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Fatih Kırar anlatacak az sonra. Evet sevgili dostlar, şu an çok özel bir konuyu konuşacağız. Değerli bir misafirim var. Son günlerin en popüler konularından birisi. Para her zaman popüler olmuştur. Ekonomi her zaman popüler olmuştur. Ancak yeni sanal paralar, coinler, tokenlar derken son 10 yılımızı artık son dönemlerde damgasını vurdu. Sayın iş insanı Emre Ünal. Hoş geldin Emre. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler de bomba gibiyiz. Çok güzel. Çok uzun süredir bu konuları çalışıyorsunuz. Evet. Sizler çok tecrübelisiniz bu konularda. Tamam. Ekran başındaki birçok seyircimiz de tabii bazıları uzun süredir belki takip ediyor. Bazıları bu nedir? Yeni belki gündemlerinde. Şöyle sizden baştan sona bir konuyu öğrenelim. Blok zincir nedir sevgili Emre? Blok zinciri nedir? Aslında merkeziyetsiz bir protokol şeklidir. Peki merkeziyet ne demektir? Merkeziyet günlük hayatınız dışında bir şeyler yapıyorsunuz. Araba alıyorsunuz, ev alıyorsunuz, bir arkadaşınıza para gönderiyorsunuz. Peki bu olaydaki merkez nedir? Merkez şudur. Siz bana bir para göndereceksiniz. İşte ya bir mobil uygulama açtınız ya da bankaya gittiniz. Banka neye bakıyor? Bu para gerçek mi? Siz gerçekten o insan mısınız? Bu hesap size mi ait? Bunlar tamamsa işte aradaki diğer protokol şartlarına bakıyor. Sonra bakıyor karşı taraftaki adam gerçekten Emre Ünal mı? Evet Emre Ünal. Bu hesap gerçekten buna ait mi? Evet buna ait. Evet. Gibi böyle bir doğrulama, yani bir tasdik yapan kurumlar aslında bir merkez olarak adlandırılıyor. Ya da bir araba alıyorsunuz, işte notere gidiyorsunuz, diyor ki gerçekten bu şase numarası bu arabanın mı? Ha evet, aynı renkte mi? Evet, işte bu ruhsat gerçek mi? Trafiğe soralım. Tamam, budur. İki tarafın ortasında bir tasdik, bir onay merci oluyor. Bu mercilerin yani bankadan tapu dairesine, işte notere vesaire, bunların hepsi birer tasdik merci. Yani bir merkez. Evet. Blok zinciri aslında bu merkez yapıyı ortadan kaldırmak için planlanmış bir şey. Blok nedir? Blok asla taklit edilemeyecek bir kod bütünüdür. Evet. Neye göre oluşur? Bir enerji harcarsınız. Orada kontrol edilemez belli değişkenler vardır. Bu değişkenleri referans alırsınız. Ve tekrardan çözülemeyecek bir kod bütünü oluşur. Bunun adı ve bu kapatılır. Bunun adına bir blok denir. Bunlar arka arkaya dizildiği zaman, yani blok zinciri haline geldiğinde, işte bu blockchain denilen blok zinciri mantığı bu şekilde yürür. Aslında şöyle, bu neye yarar? Evet, aslında çok önemli olan konu bu. Neye yarar? Merkeziyetsiz. Tamam, bloğu yaptık. Merkez nerede? Bunun merkezle ne alakası var? Şöyle. Siz bir yerden bir yere para aktarıyorsunuz diyelim. Aynı örnekten devam edelim. Evet. Bir akıllı protokole müsaade ediyor. Çünkü o kod bütünü sizin bu olduğunuzu ve sizin işte karşı tarafında o olduğunu bir kere unique olarak tasdik ediyor. İkincisi, hani o muhasebe defterleri vardı, ne bileyim işte böyle kayıt defterleri vardı, bir tek siz görürdünüz. Hayır. Sizin bu kodun gerçek bir kod olduğunu, unique bir kod olduğunu ama kime ait olduğunu değil. Yönet bir kod olduğunu ve karşı tarafında böyle bir şey olduğunu zaten dünya üzerindeki trilyonlarca bilgisayar biliyor. Yani sizin aranızdaki akıllı sözleşmeyle, blok zinciriyle ürettiğiniz bir akıllı sözleşmenin aksini iddia etmeleri için herhangi birinin Yani bu sözleşmeyi iptal etmesi için işte bütün bu bilgisayarların %51'ini ele geçirmesi lazım. İşte 51 teorisi buradan ortaya çıkıyor. Hmm. En basit anlatım bu. Ben her yerde bu şekilde anlatıyorum. Evet. İşte merkeziyetsiz olduğunda ne oluyor? Siz herhangi bir işlem yaptığınızda arada sizi ilgilendirmeyen onlarca, yüzlerce, binlerce transfer protokolünün gerekliliği ya da sorgusundan kurtulmuş oluyorsunuz. Bu birincisi. İkincisi, bir şey ödemiyorsunuz. Hı-hı. Sadece orada o blok zincirinin bir fiisini ödüyorsunuz. Çok küçük. Hı-hı. Yani milyonlarca dolar, hani kripto paradan bahsedersek milyonlarca dolar gönderip işte 10 dolar, 15 dolar, 1 dolar. İşte bu hangi ağı, hangi blockchain'i kullandığınıza bağlı olarak çok küçük masraflarla bu protokolü iki kişi arasında yapabiliyorsunuz. Arada bir merkez olmadan. Hı-hı. Blockchain budur. Evet. En basit anlatım böyle yapılıyor. Evet. Nasıl çalışıyor sevgili Emre blockchain? Şimdi nasıl çalışıyor? Siz birçok alanda kullanılıyor. Sadece evet. işte insanlar blok zinciri dediğiniz zaman biz sadece bir kripto para, işte borsa vesaire bunlar akıllarına giriyor ama hayır. Biz özellikle bir yapay zeka modülünün kişisel verileri ihlal etmemesi için kullanıyoruz. Hı-hı. Siber güvenlikte kullanılıyor. İşte dediğim gibi veri transferlerinde kullanılıyor. O transfer edilen verinin güvenliğinin sağlanmasında kullanılıyor. Ve bu anlamda blockchain çünkü bir bütünün size ait olduğunu anlatmanın ya da anlamanın tek yolu onun tekil olmasıdır. Unik olmasıdır. Hı hı. İşte blockchain'de oluşturduğunuz her blok tekil olduğundan mütevellit ve taklit edilemez olduğundan mütevellit. Hani sahte para basabilirsiniz. Evet. Ama sahte bir coin üretemezsiniz. O kadar yani. İşte burada birçok alanda kullanılıyor. Neden son dönemlerde ilgi arttı? Şimdi blok zincirini kullanım alanlarını dediğim gibi özellikle insanlar kripto para olarak biliyorlar. Peki, kripto para nedir konusuna geldiğimizde hemen blockchain anlatımımıza geri dönelim. Çok basit anlatıyorum ben. Evet. İşte milyonlarca bilgisayar bunu teyit etmek için çalışıyor değil mi? İşte ürettiği kodu sattığı kısım yani paraya çevirdiği o enerjinin karşılığını aldığı kısım kripto para. Şimdi neden bu kadar gündemde? Şunun için bu kadar gündemde. Şimdi bir kere dünyanın hiçbir yerinde yeni girişimciye, hı hı. fikir sahibine, yeni mezuna kazanç imkanı hızlı sağlanmıyor. Evet. Ve kripto paraların özellikle trendini doğru anladığınız zaman bir kazanç kapısı olduğunu düşünüyor insanlar. Hı hı. Ama hani şahsi fikrimi soracak olursanız burada doğru araştırma ya da doğru araştırma metodunu bilmediğiniz durumda aşırı risk teşkil ediyor. Çünkü marjlar çok yüksek, kayıplar hı hı. çok yüksek olabilir, kârlar da çok yüksek olabilir. Evet. Onun için hızlı kazanç fırsatı diyelim özellikle gençlerin çok fazla ilgisini çeken bir piyasa evet, haline geldi. Evet, evet. Aynen. Türkiye'de durumu nedir şu an kripto paraların? Türkiye'de nedir? Türkiye şu anda Avrupa'nın en yüksek kripto yatırımı yapan ülke. Çok ilgi var. Çok ilgi var. Çok ben çok uzun yıllardır bunu yapıyorum. 2011'de başladık biz yapay zeka, robotik yapmaya. 2019'da artık büyük bir şirket haline geldik. Bugün kendi kripto paramızı yapıyoruz. Neden ilgi arttı kısmında da işte bu çok önemli bir şey. Siz neye yatırım yapacaksınız? Hı hı. Bir araba alırken bir şeyine bakıyorsunuz. Neye bakıyorsunuz? İşte bunun daha önce kazası var mı? İşte ne bileyim bu araba gerçekten iyi gidiyor mu? Bir ustaya gösteriyorsunuz değil mi? Ama insanlar maalesef berberde işte Manisa'da bir berberde duyduğu bir kripto parayı alıp bundan çok büyük karlılıklar elde etmek isteyebiliyor. Evet. Peki kişi ne yapması lazım? Çok genel geçer. Ben hiçbir okumuş durumum yok. İngilizce bilmiyorum. İşte ekonomiden hiç anlamıyorum. Hiçbir teknik analiz metodu bilmiyorum ama bu bağlamda insanların şunu yapması lazım. İki tane temel konu var burada. Birincisi yatırım yapacağınız kripto parayı hangi amaçla üretildiğini iyi anlamanız gerekiyor. O birinci. Evet. Yani projesi. Gerçek hayata uyuyor mu? Hı hı. Ve bunu yöneten kişiler kimler? Hani merkeziyetsiz dedik, kontrolsüz dedik. Gerçek hayata uyuyor mu? Bu çok önemli. Ve bu parayı kimler yönetiyor? Bu çok önemli bir şey. Bunların özgeçmişlerinde neler var? Bunlara iyi bakmak lazım. Bunun dışında yatırım yapacağınız yaşanan hadiseler biraz tabii. güven sorunları ve paranızı oluşturdu. Kime emanet ettiğinize iyi bakmanız lazım. Yani evet. burada bir borsanın yani tahtayı tutan kurumun işte inşallah yasalarla desteklenir ve hani bu bir düzene girer. Kurumun ne kadar güvenilir, ne kadar hacimli olduğuna bakacaksınız. Sanırım çok güzel yasalar bu işi hukuki olarak bağlı yasalar. İnşallah evet çok geliyor. Gündemde zaten inşallah yayınımızdan sonra zaten incelerlerse yeni yasalar çıkıyor ve güvence evet. altına alınıyor. Yatırım yaparken son olarak tavsiyemiz yatırımcılara özellikle bu kripto para üzerine yapacaklara evet. tavsiyelerin nelerdir? Şimdi şöyle dediğim gibi çok önemli iki temel unsurdan bir tane de genel unsurdan bahsettik. Temel evet. unsurlar şunlar. satın alacağınız kripto paranın gerçek hayatta ne kadar uyumlu olduğuna bir dikkat etmek lazım. Yani bir projesi vardır. Yani ben Mars'ta meyve suyu satılacak ve meyve suyunu bu parayla alacağım diyorsa bir vatandaş, işte orada bir koloni kurulacak. Bunu bir es geçin şimdilik. Evet. Ama gerçekten gerçek ticarette kullanılacak bir proje var. Bu proje bu aşamada. Ve bu aşamadan sonraki finansal altyapısı bu. Bu kripto parayı biz sadece bir bono olarak hazırladık diyen biri varsa bu kripto paraya yatırım yapılabilir. İkincisi şuydu temeldeki, kimler yapıyor buna iyi bakmak lazım. Özgeçmişlerinde neler var? Bu insanlar gerçekten bu işte yetkinler mi? Bunları incelemek lazım ki bunları birçok sosyal medya platformundan bile inceleyebilirsiniz. Bunlar temel gereklilikler. Genel gereklilik şu, paranızı kime emanet edeceğinize dikkat edin. Yani kullanacağınız borsayı, ki soğuk cüzdanlar ve birçok metot var. Kripto para güvenli bir yatırımdır. Paranızı nerede tutacağınıza dikkat edin. Bunları yaptıktan sonra, ki parantez açıyorum, borsa uzun vadeli bir yatırım aracıdır. Bu vadeyi göz önünde tutarak bence iyi incelediğiniz, temel analizi doğru yaptığınız bir kripto paradan her zaman kazanç elde edebilirsiniz. Evet. Tabii böyle hızlı kazanma hırsları insanları ya da bazılarını insanların duygularını kullanma amaçlı. Şimdi benim bu konuda doktora düzeyinde eğitimim var. Evet. Bir alt kripto para alacağım zaman 40'tan fazla teknik analiz yapıyorum. Onun dışında bir monitörümde Twitter açık, bir monitörümde işte rezerv Bitcoin açık. Anlık gündemi takip ederek belki hızlı kazanma umudu taşıyorum ama o konuda hani kimse genel bilgilerle kısa vadede büyük kazançlar hesaplamasın. Evet. Sevgili Emre, gerçekten çok güzel bir konuydu. Seyircilerimizi ciddi anlamda aydınlattığımızı düşünüyorum. Ben bile aydınlandım. Çok teşekkür ederim. İlgilenen birisi olarak söylüyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Ayağına sağlık. Sağ olun. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Evet sevgili dostlar, programımızın bu bölümünde çok değerli bir konuğumla beraberiz. Sağlık biliyorsunuz özellikle işletmesi çok yüksek bir alan ve turizmi olan bir alan. Ve dünyada artık giderek bu sektörler işletmesi ve turizmi giderek sağlığı bile içine almış, daha geniş bir yelpazeye almış durumda. Ve bu işin profesyoneli karşımda. Sağlık yönetimi uzmanı sevgili Songül Alcı. Hoş geldin Songül. Hoş bulduk. Nasılsın? İyisin. İyiyim, sağ olun. Bomba gibiyiz. Bomba gibiyim tabii ki her zaman. Evet, süper. Beni hep şu sevindiriyor. Ülke olarak gerçekten sağlık alanında evet profesyonel hizmetler sunuyoruz. Ancak sunmak marifet değil. O hizmeti tanıtmak, evet, o organizasyonları profesyonelce yapabilmek ve işin işletmesini üst düzeyde sergileyebilmek ayrı bir marifet. Hekimliğin ve o hizmetin dışında bir şey bu. Sizler de bunu çok güzel yapıyorsunuz. Ve bu işte gerçekten emek sarf ediyorsunuz. Sağ olun. Önce sağlık yönetimi nedir? Şöyle bir genel konuşalım mı? Sağlık yönetimi şu. Şimdi bir zamanlar baktığımızda, geçmişe bir 10 yıl evvele baktığımızda, ki en erken dönemdir bu. Sağlığın özel hastanecilikle birlikte, klinikçilikle birlikte ve sağlık turizminin ortaya çıkmasıyla birlikte aslında hekimlerin pek işletmeciliği, bazıları hariç tabii ki, yapamadığını. Tabii. İşletmeciliğin işin sağlık kısmını, çünkü çok ayrı bir organizasyon biliyorsunuz. Kesinlikle. Yani hastanecilik çok farklı bir işletme şekli. İşletmecilerin de çok hastane işlerinden anlayamadığını görüldü. Kesinlikle. Ve dolayısıyla sağlıkla işletmecilik bir araya getirildi ve sağlık işletmecileri ve üniversitelerde özel bölümler açılmaya başladı. Ya da master programları açılmaya başladı. Tabii işletmeciler için ya da işte tıp fakültesi ya da sağlık kurumu mezunları için. Dolayısıyla bu iki meslek birleştirildi ve bugünlere de geldik. Evet. Hakikaten çok doğru da olmuş. Kesinlikle. Bugünleri görebilmişiz. Hatta ben bir ara bir projede hazırlamıştım. Çünkü Sağlık Bakanlığı'nda bile yönetim tek bir başhekimin elinde olması, ki hekim işletmeciliğin yani eğitimini almamış. Evet. Baktığınız zaman profesyonel olarak aslında sorumlu bir konu. Evet. Onu daha böyle geniş bir yelpazenin yönetmesi gerektiği, CEO tarzında. Evet. Bununla ilgili çalışmalar ben de yapmıştım yani sevgili Songül. Katkım da vardır, onu söyleyeyim. Mutlaka. Şimdi sağlık turizminde neredeyiz? Sağlık turizminde çok iyi bir yerdeyiz. Evet. Ama harika mıyız? Değiliz tabii ki. Evet. Yani daha da çok eksiğimiz var, çok problemlerimiz var. Her geçen gün yarışıyoruz ve kendimizi aşıyoruz. Pandemi bizi biraz durdurduysa da şu anda bir patlamanın da eşiğindeyiz. Biliyorsunuz ki 2023 hedeflerimiz var. Güzel organizasyonlar var. Yakında karşımıza daha derli toplu, daha işbilir, daha profesyonel sağlık turizmi şirketleri ortaya çıkacak ve bunları duyacağız yakında. Sadece kliniklerin ya da işte şöyle söyleyeyim, sokaktaki taksiciden kuaförünüze kadar herkes sağlık turizmci. Evet, evet, hani hele yurt dışından bizi izleyen çok ve biliyorum ki herkes birbirini refere ediyor bu konuda. Evet. Ben gördüm, işte biri yaptırmış vesaire. Artık bunlar daha profesyonel hale gelecek. Hı hı. Küçük organizasyonlar var. Evde oturan herkes, bilgisayar başındaki herkes sağlık turizmci. Ama bütün bunların üzerinde çok ciddi organizasyonlar geliyor. Çünkü evet, artık hataya yer vermemek gerekiyor. Kesinlikle. Önümüz görüldü. İşin ekonomisi görüldü. Hı-hı. Türkiye için ne kadar önemli olduğu görüldü. Hı-hı. Bakanlığın da zaten büyük desteği var uzun yıllardır. Çok ciddi teşvikler var. Evet, kuralsızlıklar, ruhsatsızlıklar, problemler, denetimsizlikler, görülemeyenler, merdiven altılar derken artık bu sene her şey çok farklı. Çok güzel. Tabii bu kadar güzel hizmetler sunulurken bunun organizasyonunu, işletmeciliğini iyi bir noktaya taşıyamayınca bunu dünyada sergilemek zor oluyor. Kaynakları çekebilmek zor oluyor. Bunun farkına varıldı. Yani evet, varıldı. Evet. Özellikle sağlık turizmi deyince saç ekimi hep akla geliyor, değil mi? Yani saç ekimiyle ilgili son gelişmeler nedir? Ülkemizin durumu ne aşamada? Neden saç ekimi? Evet. Hani sağlık turizmi deyince evet, İstanbul'da evet, bu iş çok kaliteli yapılıyor. Çok Hı-hı. ciddi klinikler var. Bu işin başkenti artık dünyada. Ve saç ekimi taleplerini gördüğümüzde sağlık turizminde en üst sırada. Sağlık turizminin lokomotifi diye bakıyoruz. Hı-hı. En ilk sırada geliyor. Ayaktan tabii bir tedavi sistemi. Pratik herkes için. Tabii saç ekimi deyince bir sürü yöntemler şu an böyle çok farklı yöntemler ön planda. Özellikle doğal arayışlar var. Hani beni natürel olacak mı, doğal olacak mı? İşte bir sürü teknikler falan vesaire. Sizlerin bu noktadaki tercihleri nedir? Şimdi ben 20 senedir bu işi yapıyorum ve bir yaklaşık 15 yıl önce falan çim adamı olmayın diye ortaya çıkmıştık. Yani. Çünkü hakikaten o zaman saç ekimi demek sanki böyle çim adamı olmak demekti. İşte sana saç yani işte orada saç çıkmış, daha ne istiyorsun? Tabii sonra artık yani işin artık anlaşılmasıyla, erkeklerin estetik cerrahi tercihleriyle ve saç ektirmek istemeleriyle, bunu öğrenmeleriyle tabii ki doğallık arayışı tüm estetik cerrahi işlemleri için geçerli arayışı oldu. Aslında 25 senelik bir geçmişe sahip neredeyse saç ekimi diye düşündüğünüzde ancak aslında öğrenildi. Bu aslında eğitimi olmayan bir iş, teknik bir iş, sonradan öğrenilen bir iş, tecrübeyle devam eden bir iş. Dolayısıyla artık öğrenildi, artık çok iyi yapılıyor, çok kaliteli yapılıyor, dünyada en iyi yapılıyor hatta. Tabii burada tercihler önemli. Yani hizmet almak isteyen insanlar bir saç ekimi yaptıracak. Şimdi bir arayışa giriyor ister istemez. Evet. Çok şeyler var. Yani o arayışlarını, tercihlerini yönlendirecek önlerinde çok materyaller oluyor. Gerek sosyal medyalar, gerek reklamlar vesaire. Ancak sevgili seyircilerimiz böyle bir tercih yapacaklarında nelere dikkat etsinler, nelere baksınlar? Şimdi aslında saç ekimi ya da herhangi bir sağlık talebinde yurt dışında İstanbul'a, Türkiye'ye gelmek isteyenlerin ilk yaptığı şey tabii arama motorlarına bunu yazmak. Hı hı. Fakat arama motorları maalesef çok kolay manipüle edilebiliyor günümüz dünyasında. Hı hı. İstediğiniz kişinin önüne istediğiniz reklamı çıkartabiliyorsunuz ve istediğiniz sürede çıkartabiliyorsunuz. Evet. Ucuz ve merdiven altı yerler birkaç kaliteli video çekerek sizin önünüze çıkabiliyor ve sonradan sorunlar yaşayabiliyorsunuz. Her internette önünüze çıkan yere değil. Hakikaten konu saç ekimi ise saç ekiminizi yapacak kişiyle, call center'larla değil. Hı hı. Maalesef call center'lar var, maalesef olacak ama bir sonrasında mutlaka bir doktorun da fikri alınarak en son noktada randevunuzu okeylemeniz lazım. Yani önce merkezin gerçekten ruhsatlandırılmış, tabii, efendim böyle bir hekimin olduğu, bir hekimin net direktörlüğünde yapılanmasını oluşturmuş. Yani böyle birinin işte az önce söylediğiniz gibi birinin gelip götüreceği herhangi bir köşe başında sağda solda yapılacak şeyler değil bunlar. Resmi mailler ve sözünüzü kesiyorum kusura bakmayın, yani resmi mail adresleri ve kurumların logolarıyla, bilinen hastanelerin logolarıyla gelmiş rezervasyonlar ya da otellerin logolarıyla gelmiş rezervasyonlar onlar için çok önemli. Yani bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Hastaların sağlık bilgilerinin en başta alınması gerekiyor. Bir anamnez, bir telefon üzerinde bu soruların bir kayda geçmesi ve bir hekimin okeyinin görülmesi. Bu belgeler online olarak kişiye gidebilir. Ondan sonra hani biliyorsunuz ki birçok sorunla karşılaşılıyor Türkiye içerisinde. Yani merhaba, saç ektirmek istiyorum, gel o zaman salı günü. Den ibaret değildir kesinlikle. Saç ekimi unutmayalım ki bir ameliyat. Evet, kesinlikle. Estetik cerrahinin bir ameliyatı. Ben onu söylüyorum. İnsan kutsal bir varlık. Kendisine müdahale ettirirken bu kutsallığı kaybetmemesi lazım. Kesinlikle. Yani herhangi biri, yani şimdi ben kendi alanımda da yaşıyorum. Gidiyor bel çektirmeye gidiyor. Yani şimdi bu hocam fıtığımı buldu diyor, tamam. Yani bunlar olacak çok şeyler. Çok müsait insanımız. Aynen öyle, çok müsait. Onlara bu cehaleti yenmemiz lazım. Hepimiz birlikte yenmemiz lazım. Yani saç ekimiyle ilgili ağır vakalarla karşılaştı. Bu televizyonlara çıktı, biliyorsunuz, kamuoyuna yansıdı. O açıdan ölümlü sonuçlar doğurdu. Yani bunlara dikkat etmekte fayda görüyoruz. Yurt dışından şu anki ülkemize saç ekimiyle ilgili özellikle o konuyu biraz toparlayalım. Ne kadar tercih ediliyor şu an dünya düzeyinde? Çok fazla tercih ediliyor. Yani Avrupalı insanlara baktığımızda %40 anketlere bakıldığında %40'ın üzerinde kişinin bir ülkeden bir ülkeye gitmek istediği, bir sağlık hizmeti almak için gitmek istediği biliniyor. Şimdi saç ekiminin ne kadar popüler olduğunu görüyoruz, fark ediyoruz. Her Türk, yurt dışındaki Türk'ün bir yabancı arkadaşı, her yabancının bir Türk arkadaşı ya da diğer arkadaşları var. Türkiye, nerelisin? Türkiye'denim. Saç ekilen yer gibi bir artık örneklemeler görüyoruz. Hatta bu konuda dünya televizyonlarında belgeseller oluştu. Türkiye bir saç ülkesi başlığıyla. Herkes saç ekilen yer gibi bakılıyor. Tabii ki çok fazla talep ediliyor. Hangi bölgeler daha çok? Bunları biliyor muyuz aşağı yukarı? Ülkeler olarak yani artık Avrupa. Yani birkaç sene önce bu soruyu sormuş olsaydınız daha Orta Doğu ülkeleri derdim. Fakat şu anda Orta Doğu diyebiliriz ama en çok Avrupa, İtalya, İspanya, Almanya sıralamasıyla gidiyoruz. Tabii saç ekimiyle birlikte bazı da diğer estetik tedaviler de oluyor. Çok tercih ediliyor. Bunları sıralarsak en çok karşılaştığımız ya da en çok ülkemizde tercih edilen hangi estetik çalışmalar var? Birçok estetik operasyonlar yapılıyor tabii ki. Yani hemen hemen hepsi yapılıyor tabii ki. Sadece ayaktan ve pratik olması gerekmiyor. Yatış gerektiren işlemler de tabii ki hastaneler içerisinde yapılıyor. En çok tercih edenleri hani sıralanamıyor ama mesela erkeklerde derseniz saç ekimi, sonra rinoplasti, sonra jinekomasti, yani erkeklerde meme küçültme işlemleri diye sıralayabilirim. Kadınlarda da benzer operasyonlardan. Bayanlar birçok tercih yapıyor. Birçok yani. O bir karışık yani. O bir sıralanmıyor. Bir dakikaya değişebilir kurlar. Şimdi sadece bir şey için geliyor ama birçok şey yaptırıp gidebiliyor. Tabii tabii. Yani hani biraz yanaklarıma derken bir bakıyorsunuz ki 3 gündür hastanedeyiz yani. Tüm vücut yenilenmiş gitmiş yani. Tamamen değişelim gidelim. Güzel. Şimdi organizasyon deyince sağlık turizmi organizasyonu. Ana başlıklarda neler var? Yani öncelikle tabii hastanın ulaşılması, yani hastanın merkeze ulaşması. Sonrasında olaylar nasıl gelişiyor? Kişi bize ulaştıktan sonra WhatsApp üzerinden artık yani telefon üzerinden ya da internet üzerinden bir şekilde bize ulaştıktan sonra artık aslında her şey kolay. Tabii ki hasta bir kere istediği işleme uygun mu? Fotoğrafları istenir. Anamnez istenir. Yani sağlık bilgileri istenir. Mutlaka doğru verilmesi gerekir. Buradan da söylüyorum çünkü. Dolayısıyla hastanın uygunluğu bir hekimden geçtikten sonra işleme çok uygunsunuz ve şöyle bir sonuç bekliyoruz sizden denir. Ve hasta kabul ettiğinde artık bizden gün ister. Eğer havalimanından havalimanına kadar bir organizasyon, hatta uçak biletiyle birlikte bir organizasyon istiyorsa zaten bize bırakmalı. Ama havalimanından havalimanına bir organizasyonda bize bir biletini atması yeterli. Biz otel rezervasyonları, hastane rezervasyonlarını, tüm süreç bilgilerini hastalarımıza veriyoruz. Hatta yabancı arkadaşları için diğer dilleri bilen, yani biliyoruz ki bizi şu yurt dışından çok fazla kimse izliyor. Birçok dilde tercümanımızla birlikte onlara yardımcı oluyoruz. Yani artık sadece bir Türk olmasından ziyade dünya global bir hizmet sunuyoruz. Yani diğer birçok ülke vatandaşının da hizmetinde oluyoruz. Tabii sağlıkla birlikte İlave destinasyonlarda yanında veriyor musun? Mesela bir geldiğinde bir gezi falan yaptırıyor musunuz? Hasta uygunsa tabii. En sevdiğim şey bu benim. Evet evet, mutlaka yanında bir şeyler olmalı, seviyoruz. Birçok hediyeler veriyoruz. Onun dışında gezimiz de oluyor. Evet. Toplu gelişlerde. Bu paketler, inanın ki biraz da turizmciyiz. Fazlasıyla turizmciyiz aslında. Evet. Biraz önce hani sağlık ve işletmeyi birleştirdik dedik. Bir de bir turizm işletmelerini birleştirdik. Kesinlikle. Aslında. Onu da yapıyoruz. Hepimiz birer turizmciyiz de. Dolayısıyla evet, paketlerimiz var. Bazı paketlerimizde grup gelişlerde bunu sunabiliyoruz yani. Mesela Sultanahmet gezileri yurt dışı hastaları bayılırlar için. Mısır çarşısı tabii Sultanahmet alışverişi yapılmadan olmaz. Mutlaka bir boğazda tur atılmadan gidilmez. Bir kebap yenmeden gidilmez. Yani mutlaka bir turlarımız var. Evet. Hatta yani... uygunsa, uygun müdahalelerde yazın tabii ki daha sıcak bölgelere de hastalarımızı gönderebiliyoruz. O otellere kadar rezervasyon yaptırabiliyoruz. Çok güzel. Tabii burada bütün bu organizasyonlar ya da yapılan bütün bu çalışmaların en önemli semeresi hastaların sağlıklı olması. Kesinlikle. Yani yapılan ameliyat, yapılan estetik işlem her neyse sonuç itibariyle hastanın yüzünü güldürüyor olması. Bu noktada hekimlerimize ben çok güveniyorum. Gerçekten kendi adıma değil, bütün hekim arkadaşlar adına da gururla söylüyorum ki gerçekten belki dünyada en iyi hizmetler, yani ilk 3 sıralamada, ilk 3'te evet, mutlaka yer aldığımızı düşünüyorum. Ama biraz kıymeti bilinmiyor. İşte sizlerin bunu prezente etme gücünüz, sizlerin bunu sunma gücünüzle inşallah ortaya çıkacaktır. Hep mesela normal turizme bakıyorsunuz, Antalya'ya vesaire birçok yere turistler geliyor. Yani yıllık ülkemize katkısı yaklaşık 40-50 milyar dolara kadar ulaşan düzeyde. Evet. Şimdi yani biz geçen yılın rakamlarını 1 milyar dolar civarı sağlık turizmi oralarda geziyor aslında. Şimdi, çok geri seviyelerdeyiz. Şimdi 10 milyar dolar beklentisi var 2023 işte bakanlığın açıklaması. Biz saç ekimi olarak 1 milyon üzerinde hasta, yani saç ekimi olarak derken birçok estetik cerrahi evet vesaire vesaire çalışıyoruz zaten ama saç ekiminden bahsediyoruz diye öyle söyledim. 1 milyon hasta hedefimiz var. Süper. Çok kolay ulaşılabilir. Hı-hı. Yani merdiven altını önleyebilirsek belki de o sayıya geldik bile. Bu konuda evet. Çok burada iyiyiz. Yani dediğiniz gibi o organizasyon içerisinde sağlıklı ve resmi işleyişi gerçekleştirdiğimiz takdirde ülke olarak bence çok çok başarılı bir noktaya. Çünkü şu oluyor, ben kendi hastalarımdan da biliyorum. Hastaya yani hiç irtibatı ve münasebeti olmayan noktalardan yönlendirmeler olduğu zaman yani bir taksici bile çok affedersiniz güvenini sarsabiliyor hastanın. Havalimanında hasta iniyor, şoförle karşılaşana kadar araya başka bir üçüncü şahıs girebiliyor. Evet. Ve bir bakıyorsunuz ki hasta başka bir klinikte. Biz bunu birbirimize yapıyoruz. Hı hı. Yani zincir ve sorunlar o kadar çok konuşulabilir ki hastanın sağlığı çok önemli. Sağlıklı bir süreçten geçmesi çok önemli. Memnuniyet sonuç alması çok önemli tabii. Şikayetçi hastalar özellikle yani turizm aşamaları tolere edilebiliyor. Değil tabii ki, fakat sağlık ve hastanecilik aşamasındaki herhangi bir aksama çok ciddi kötü geri dönüşleri oluyor. Çok kötü bir ülke reklamı oluyor ve dış basında da çok iyi kullanılıyor. Kesinlikle. Bize çok ciddi zarar veriyor. Çok dikkat etmek lazım. Baştan sona kadar eğitim şart. Yani sağlık personelinin ayrıca bir turizmci gibi hasta karşılamaları, o süreçleri ve bu ülkenin artık bu işi yaptığını bilmesi çok önemli. Aynen. Burada denetimler herhalde çok önemli. Yani hastanın nereye geldiği, ne şekilde tedavi olacağı, bunlar hep planlanmış şeyler, randevuları vesaire. Buradaki bütün bu süreçlerde uçtan uca denetim, yani bakanlığın ya da özel kurumların denetimleri bence olayları ve bizim daha bilinçli bu olayları yürütmemiz sorunu çözecektir. Şimdi denetimlerimiz evet, bir şeyler söyleyebiliriz, yorumlayabiliriz ama inanın her şeyi devletten beklemek diye de bir zihniyetimiz var. Ben hasta bilinci diyorum. kişilerin bilinçli olması kesinlikle lazım. Hasta kötü sonuç ve ikinci seans için bize geldiğinde diyorum ki nereye gittin bilmiyor. Seni nereye götürdüler? Arabayla aldılar götürdüler. Ya nereye gittin sen? Hani nasıl bir yere gittin? Hangi otelde kaldın? Arkadaş söyledi gittik. İşte bir baktım oraya şöyleydi ama yattık bir kere falan. Ve araştırmalarında ben yani sıkı sıkıya tembih ederim. Daha çok misyoner gibi çalışırım. Telefonlarda hastalarla konuşurum. Bir şeyi yanlış biliyorsa sonuna kadar, öğretene kadar hastayla konuşurum. Evet. Bu şekilde araştırma yapmayın. Yanlış yapıyorsunuz. Hı-hı. Bir kere kaç lirayla gidiyorsunuz? Kaç euroyla gidiyorsunuz? Bir kere buradan başlamayın. Evet. Daha ucuzu. O zaman sonra da beni perişan ettiniz falan. Yani evet, artık Türkiye ucuzlukta aranmıyor, kalitede aranıyor. Evet. Evet. Çok güzel bir söyleşi oldu. Ben de çok sevdiğim bir konu. İçinde bulunduğumuz konulardan birisi. Sizleri de tebrik ediyorum çalışmalarınızdan dolayı. Tekrar teşekkürler. Ayağına sağlık. Çalışmalarında başarılar dilerim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sevgili dostlar, bu bölümümüzde konuğumuz nörobilim uzmanı Deniz Egece ve artık dijital dünyanın vazgeçilmezi Skype üzerinden bağlanıyor olacağız. Bize konuk olacak. Sevgili Deniz, hoş geldin. Hoş bulduk Sayın Fatih Bey. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Çok sağ olun. Davetiniz için teşekkür ederim. Eyvallah. Her zaman bekliyoruz sizi bu ekranlara. Tabii konumuz çok güzel. Nörobilim dünyada yeni gelişen bir bilim dalı. Ben de bir beyin cerrahı olarak zevkle takip ediyorum. Sizin çalışmalarınızı da takip ediyorum. Çok ve nörobilimle birlikte özellikle obezite. Obeziteyi konuşacağız. Nörobilimin obeziteyle, şişmanlıkla bağdaştığı, daha doğrusu nörobilimin şişmanlıkta kullanıldığı noktalar nedir? Zayıflama adına neler yapıyoruz? Gerçekten ilginç bir söyleşi olacak benim adıma da. Sanırım ekran başındaki dostlarımız da, seyircilerimiz de merakla bekliyorlar. Sevgili Deniz, nörobilim nedir? Önce onu sorayım. Nörobilim öncelikle yani beyindeki bilginin işlevsel kısmı, yani öğrenme, beynin yetisi, duygu durumları, inanç, bilinçaltı gibi bütün bu herhangi bir iletişim kurduğu noktayla, obje, nesne, cisimle bilgi bazındaki işlevsel yapıyı anlatıyor aslında nörobilim. Ve birçok alanda da nörobilim etkin ve aktif. Yani sadece diyelim ki mesela zayıflama konusundaki çalışmalar bana aitken nöro reklamcılık, nöro marketing, nöroekonomi, yani birçok alanda artık nöroyu kullanıyoruz ve girdi hayatımıza. Evet, aslında beynin olduğu her yerde herhalde nörobilim var. Kesinlikle. Yani kaçınılmaz bir şekilde her yerde mevcut. Siz özellikle zayıflama alanında çalışmalar yapıyorsunuz. Çok spesifik bir alan. O zaman şunu sorayım, nörobilimin zayıflamadaki etkinliği nedir? Nasıl bir yöntemle bu çalışmaları, bu süreçleri yönetiyorsunuz? Evet, ben 20 yıldan beri bu alanda yani zayıflamayı, yani zayıf ve şişman insanların inanç sistemlerini araştırdım. Onların duygu durumlarını tanı koymaya çalıştım. Baktım ki nörobilim alanı birçok alanda çalışırken psikosomatik dediğimiz ya da obezite, şişmanlık gibi davranış alışkanlıklarının, dengesiz davranış alışkanlıklarının ortaya çıkarttığı bu durumda pek çok fazla bir çalışma yoktu. Dolayısıyla ben kendi alanımda bunu spesifikleştirdim. Ve nörobilim uzmanlığımı kilo ile ilgili çalışmalarda birleştirerek nöro zayıflama ya da nöro kilo verme gibi. Son zamanlarda zaten son 5-6 seneden beri de Amerika'da da nöro weight loss gibi isimlerde çıkmaya başladı. Birçok nörobilimciler hani sağlık sektöründe de davranış alışkanlığına etki eden ya da duygu durumlarının, inanç durumlarının tekrar tekrar bedende üretmiş olduğu etkiyi araştırma durumlarıyla sağlık alanında da nöro healthy gibi telaffuzları duyuyoruz. Ya da bir kısımda da son zamanlarda informasyon medisin diye de geçiyor son dönemlerde. Dolayısıyla benim çalışmalarım dünyada tek bu alanda, şu anlamda tek. Yani en ilklerden bir tanesi bu kilo konusuyla ilgilenen felsefe anlamında diyebiliriz. Dolayısıyla bu alanda ciddi anlamda bir background'um oluştu. Örneğin kitaplarım falan 7-8 dile çevrilip 50-60 ülkede satılıyor. Yani çünkü kilonun gıdalardan olmadığını, sporla çözülmeyeceğini, bunun yerine bilinçaltımızda bulunan inanç sistemlerimizin kalıcı olarak değiştirilerek çözülebileceğini iddia ettiğim için bu alanda yoğunlaştım. Evet. Şimdi tabii zayıflama denilince sevgili Deniz pek çok yöntem biliyoruz. Evet. Özellikle soframızı dizayn eden hani bizim evet. bildiğimiz klasik diyet yöntemlerinin 1001 çeşidi evet. var. Evet. Nörobilim tabii bizim biraz yabancı olduğumuz bir konu. O zaman biraz daha evet. açmanı rica edeceğim sevgili seyircilerimiz adına. Bu zayıflama süreçleri nasıl gerçekleştiriyor? Ne tür bir evet. yöntemle yapıyorsunuz? Şimdi öncelikle ilk başlangıçta ben bunu kitap, seminer ve üniversitelerde anlatımla başlamıştım. Evet. Zaman içerisinde baktım ki insanların fikirleri sadece anlatmakla, ifade etmekten ziyade kitaplarda döküldüğünde ya da telkin geliştirildiğinde ya da görsel, işitsel cihazların geliştirilmesi ya da bu yönde hocalar yetiştirmem, yani psikologlar, diyetisyenler, spor hocaları, sosyolog, psikolog gibi uzmanlaşmış altyapısı olan, beyinle ilişkili olan ya da kilo alma, kilo vermeye etki eden enerji alımı, yani beslenme ve hareket dediğimiz, spor, egzersiz dediğimiz enerji tüketimini ile ilgili meşgul olan uzmanları toparlayarak, bunlara eğitim vererek buradaki ilişkiyi ve burada beynin rolünü ve beynin bu istikametteki zayıflama sürecindeki etkilerini ortaya koyarak ilerledim çalışmalarımda. Evet. Dolayısıyla şunu anlamamızda fayda var. Herhangi bir diyet, herhangi bir spor yapma metotları bizim beyni dikkate aldığımızda yanlış bir şey. Çünkü kişinin diyet ya da spor geçici bir süre uygulayacağı bir durumdur. Normalde kişinin davranış alışkanlıklarının temelli değişmesi biz esasa alıyoruz. Çünkü kalıcı kilo vermek başka bir şey. Kısa süreli kilo vermek başka bir şey. Her türlü metotla kısa süreli kilo verebilirsiniz ama kişinin dolayısıyla uzun vadede tüm yaşam alışkanlıklarında optimal, yani ideal bedende yaşamasını gerçekleştiremezsiniz. Evet. Diyet veya spor gibi çalışmalarla. Bilinçaltındaki inanç sistemleri değişmezse bu kalıcılığı sağlamıyor. Dolayısıyla bu benim materyallerim, yani kitap bazında olsun, kamplarım var bu alanda. Burada bilinçlendirme, desteklendirme, çeşitli psikologlarımızın, sosyologlarımızın ve hekim arkadaşlarımızın da yaptığı programlarla kişinin uzun süre zayıflama sürecini destekleyen, programların sayesinde bilinçlenmeye neden olan, eş zamanlı mental egzersizler öğreten, fiziksel egzersizleri günlük düzenli yapmasını sağlayan programlar içeriyor. Dolayısıyla mental egzersizlerle de zihindeki, yani bilinçaltındaki inanç sistemlerin değişmesini sağlıyor. Evet. Aslında pratik olarak baktığımız zaman matematiği aynı. Yani matematikte bir değişimi yok. Hangi matematikten bahsediyoruz? Uzun bir zaman dilimi daha fazla alınan enerjiden daha fazla enerji tüketildiğinde kişi zayıflıyor. Evet. Yani zayıflamak bir dengesizlik durumu. Kilo almak da bir dengesizlik durumu. Ama kiloda, yani ideal bedende uzun süre kalmak bir denge problemi, denge konusudur. Dolayısıyla uzun bir zaman dilimi enerji tüketmesi gerekir. Bunun için motivasyon şart, odaklanma şart, bunun için içsel irade güçlendirilmesi şart. Bu tarz şeyleri hem hocalarımız birebir eğitimlerde, online üzerinde dünyanın her tarafına, yani Amerika, Avustralya ve Avrupa kıtasındaki bütün ülkelerimizdeki, yani Fransa, Almanya gibi ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarımıza online olarak, yani gerek cep telefondan gerek laptopundan girip spesifik olarak kişiye özel, yani evet. kişinin özel problemlerini, travmalarını, depresyonlarını, işte yeme alışkanlığındaki yeme miktarını arttıran bağımlılıklarını, duygusal açlığını, bu tarz konuları tedavi ederek, iyileştirerek, bilinçlendirerek eş zamanlı hocalarımızla da takviye ediyoruz. Çok güzel. Yani tabii şu önemli bir şey aslında. Bizim de yeni duyduğumuz biraz kavramlar. Evet. Şimdi diyet, klasik diyet yöntemlerinde en büyük sorunlardan birisi kalıcı olmaması ve bir evet. anlamda davranış değişikliğini oluşturamaması. Bir müddet sonra verdiğimiz kiloların tekrar Aynen. geri aldığı en büyük derdimiz olarak biliyoruz. Bayanlar daha çok biliyor bunları. Şimdi burada benim anladığım, o zaman doğru mu anlamışım? Beyin evet. kodlaması var. Kesinlikle. Ve bu kodlamanın artık tamamen bir davranış, kalıcı bir davranış değişikliğine doğru yönelmesi söz konusu. Kesinlikle. O zaman şunu sorayım. Tabii güzel bir şey de söylediniz. Olayların online yürümesi, özellikle bu pandemi sürecinde daha Aynen. da olayı güzelleştirmiş gibi duruyor. Tabii yani biz bir salona gitmemiz gerekmiyor ya da atıyorum herhangi evet. bir yerde evin içerisinde zayıflayabiliyoruz yani. Evet. O zaman yani online çalışmalarınız nasıl gidiyor ve gerçekten benim düşündüğüm gibi kalıcı bir zayıflamayı da vaat ediyor mu? Evet, zaten bizim proseslerimiz minimum 3 ay. Yani 3 aylık bir proses sürüyor. Evet. Birinci ay hazırlık dönemi geçiyor. İlk 2 ayda, ardı sıra ikinci ayda değişim süreci geçiyor. Üçüncü aydan sonra 4-5-6 aylıklarda olabiliyor. Çünkü 20-30 senelik kilolu olma durumu, 40-50 kilo fazla olma durumu 3 ay yeterli olmuyor. Yani daha çok 4-5-6 ay gibi süreç devam ediyor. Dolayısıyla ilk birinci ayda irade kısmı dediğimiz güçlendirme. Yani kişinin iradesini güçlendirerek motivasyon ve odaklanma hızını veya gücünü veya kapasitesini arttıran süreç, bir eğitim sürüyor. Burada daha çok psikologlar devreye giriyor. Yani ilk tanıyı koyuyoruz öncelikle. Tanı aşağı yukarı 200'e yakın bir sorudan kaynaklanıyor. Bu soruların bir kısmı cevaplandıktan sonra kişinin neye çok eğilimi olduğu anlaşılıyor ve dolayısıyla hangi tür bir eğitime gireceğini netleştirmiş oluyoruz ya da hangi tür terapiler alacağı netleştirilmiş oluyor. İlk yaptığımız olay tanı. Sonra arkasından öncelikle şunu da unuttum söylemeyi, hemen hatırlatayım. Kişinin evine kitaplar, kitapçıklar, efendime söyleyeyim gözlük dediğimiz görsel kodlama, bu şu anda çok popüler olan o 3-4D dediğimiz gözlüklerden. Bir de telkin, yani kulağa takılan işitsel telkinler evine gidiyor öncelikle. Kişi öncelikle bununla hazırlık yapıyor. Yani kişi kendini telkin dinleyerek görsel kodlamada ve evine giden panoda kendi modellemesini görüyor. Yani bize önceden fotoğraf gönderiyor. O gönderdiği fotoğrafı optimal, hedef olan ideal bedene dönüştürüyoruz. Biz bunları grafik anlamında yaptıktan sonra evine postalıyoruz ve böylelikle gözlüğü taktığında kendisinin zayıflamış halini öncelikle görüyor. Hedefi netleştiriyoruz. Yani hedefi belirlemeye çalışıyoruz veya hedefi güçlendirmeye çalışıyoruz zihninde. Bu birincisi. Evine de pano şeklinde asıp bir ilgi panosu dediğimiz panoyla panoya endeksli ders işlemeye başlıyor. Aynı eş zamanlı televizyon kanalı açılıyor ona. Şifreli olan televizyon kanalı. Oradan da programları takip ederek zayıflama sürecinin yanında bulunuyoruz bir sene boyunca televizyonla beraber. Ama hocalarımız, yani psikologlar, diyetisyenler, sosyologlar gibi uzmanlarımız, yani şimdi bazılarında diyetisyeni veriyoruz, beslenme problemleri ağır olabiliyor. Bazen hareket problemleri olunca, yani hareket etme problemleri olunca, yani diyelim ki hareketsizliği çok seviyorum, hareketi hiç sevmiyor. O zaman hareket hocalarıyla çalışıyor diye düşünebilirsiniz. Ama bu çalışma düzeyi, yani spor yapmak değil, egzersiz yapmak değil. Fikri kafada tedavi etmek. Yani kilolu insan doğru olduğuna inandığı yalan yanlış yanıltıcı bilgilere tutunuyor ve bunları kendi inancıymış gibi görüyor. Ve bu inançlar zaten çok yemesine, az hareket etmesine sebep oluyor. Dolayısıyla bunun ardında ortaya şişmanlık çıkıyor. Biz bu inançlarını bertaraf edince kişi artık daha çok hareket ediyor ve bedenin ihtiyacı miktarda beslenmeye sebep oluyor. Sizin kitaplarınızda özellikle bilinçaltı ile ilgili bahsettiğiniz konular var. Biraz onlardan açabilir misiniz? Zayıflamada etkinliği. Tabii, şimdi şöyle anlatayım. Diyet ya da spor metotları veya cerrahi müdahalenin hiçbiri bilinçaltındaki bilgiyi etkilemiyor. Bilinçaltı dediğimiz öyle çok karanlık bir yer değil. Bizim hafıza alanımız, geçmişimizde yaşadığımız, deneyimlediğimiz bütün bilgiler, inandığımız bilgiler veya işte modellediğimiz bilgiler bilinçaltımızda var. Bizim bilinçaltımız da bizim günlük hayatımızda %95-98 nasıl davranacağımıza sebep olan yapı. Dolayısıyla ben günlük hayatımda %95-98 dünden ve bir gün öncekisinden nasıl davrandıysam aynı davranışı tekrarlıyorum. Dolayısıyla bir ortaya şişmanlık çıkıyorsa benim tekrar aynı davranışlarımdan kaynaklanıyor. Yani tekrar tüketemediğimden daha fazla yemişim anlamına geliyor. Dolayısıyla %3-5 gibi üst bilincimizin günlük hayattaki seçim ve kontrolünün haricinde %95-98 gibi bilinçaltındaki bilgilerin mahkumiyetinde yaşamımı sürdürüyor. Dolayısıyla biz bilinçaltını nasıl değiştireceğini öğretiyoruz. Ve kişinin bilinçaltındaki korkular, endişeler, kaygılar, yaşanmış travmalar, inanç sistemleriyle günlük hayatındaki davranış durumları, bunları nasıl tedavi edeceğini anlatıyor. Nasıl değiştireceğini anlatıyor. Ve işte buradaki durumda bilinçaltına direkt olduğu için kişinin davranışı değişiyor. Değişince kalıcılık ve uzun ömür burada başlıyor. Evet. Yani dediğiniz gibi mide başka bir şey, bilinçaltı başka bir şey. Mide zaten siz cerrahsınız, bilirsiniz. Evet. Cerrahi müdahalelerde yapılan davranış da zaten mideyi küçültmek. Evet. Biz ise zihinde öğün fikrini küçültüyoruz. Yani kişi gün içerisinde bir öğünde çorba, ana yemek, yanında pilav, tatlı, hoşaf, bunun tamamını bir öğün olarak algılıyorsa, kendine bunu öyle öğrettiyse, kişi bunu tamamlamadan doymadığını hissine varıyor. Dolayısıyla mideyi küçülttüğünüzde cerrahi müdahalede kişi yiyemiyor kısacası. Neştersiz beyin ameliyatı diyorsunuz yani. Aynen Fatih Bey, aynen öyle. Aynen, evet. Çok güzel. Sevgili Deniz. Bunu... Evet. Efendim? Son cümlelerini alayım. Evet, kişi bunu kendisi kabulleniyor. Biz evet. Onu diyetteki gibi bilinç şey yapmıyoruz. Yani talimat vermiyoruz. Kişi kendi bunu zaman yavaş yavaş midesinin büyüklüğünün yumruk miktarında olduğunu ve o kadar yediğinde doyduğunu öğreniyor ve hakikaten de o kadar yiyor ve doyuyor. Evet, süper. Ve böylelikle harekete yöneldiği için de mevcut fazla kilolarını eritmiş oluyor. Evet, sevgili Deniz, gerçekten çok farklı bir konuydu ve çok keyifli bir programdı. Ellerine sağlık, gönlüne sağlık. İyi çalışmalar diliyorum, başarılar diliyorum. Her zaman bu kanalda sizleri de görmek istiyorum. Sevgiler sunuyorum. Çok teşekkür ederim Fatih Hocam. İnşallah başka bir sürede görüşmek ümidiyle. Teşekkürler. Sevgili dostlar, bu bölümde sizlerle bel ve boyun fıtıklarınızı, ağrılarınızı, kederlerinizi, ümitsizliklerinizi paylaşıyor ve çareler, ümitler bulmak adına paylaşıyor olacağız. Evet, İbn Sina bir gün bir deney yapmak ister. 2 tane kuzu alır ve bu iki kuzuyu 2 ayrı kümese koyar. Kuzular aynı yaşta, aynı kiloda, aynı durumda vaziyettelerdir. Ve bu 2 kuzuyu her gün aynı besinlerle, aynı saatte beslemeye başlar. İkisinin yanına da kurt koyar. Ancak bir tanesi kurdu görürken diğeri kurdu görmez. Çünkü önüne bir bariyer yerleştirmiştir. Ve günler günleri kovalar, bu kuzuların günlük yaşantılarını takip eder. Günler içerisinde aynı kuzu, aynı boyutta, aynı kiloda, aynı yaşta olan kuzuların her gün aynı şeylerle, aynı miktarda, aynı saatlerde beslenmiş olmasına rağmen kurdu gören ama sadece bariyerlerin arasında görebilen, kurdun ulaşamadığı bir kuzu, yani kurdun sadece görüntüsüne kapılarak günler içerisinde kilolarını yitirdiğini, kaybettiğini ve bir sabah kalktığında da hayatını kaybettiğini görür. Ve buradan şunu der, korku hayattan beter ölümün ta kendisidir. Onun için bel ve boyun fıtıklarınız artık korkulu rüyanız olmayacak. Bundan emin olun. Çünkü gün geçmiyor ki yeni müjdeler, yeni teknolojiler, yeni gelişmeler bizlerin ve sizlerin ümit ışığı olmasın. İşte şu an yeni bir teknolojiyi sizlerle buluşturma ve sizlere takdim etme, artık korkularınızı tarihe gömme zamanı. Ve şu an canlı canlı ekranlarınızda yeni teknolojiyi sizlere paylaşıyor olacağım. Nedir bu? Robotik lazer tedavisi. Sürekli isminden bahsettiğim ancak göremediğiniz, ulaşamadığınız, duyamadığınız robotik lazer tedavisi. İşte kendisi. Ben onun adına Robocop verdim. Müsaadenizle kendisi Robocop. Ve dünyanın şu an geldiği son nokta. Lazer teknolojileri aslında çok uzun süreden beri kullanıla gelmekte. Özellikle savunma sanayisinde çok ciddi anlamda kullanılmış. Son 20 yıldır sağlık sektöründe kullanılmakta. Estetik alanda ciddi kullanım alanları var. Ancak bel ve boyun fıtıkları için istenilen ve arzu edilen güce sahip değildi. Fakat biliyorsunuz artık bilginin ve teknolojinin ömrü neredeyse 6 aya kadar düşmüş durumda. Dolayısıyla bugün bildiklerimizi bir 6 ay sonra unutmaya hazır olun. Ve bizlerin görevi de bu yeni gelişmeleri, yeni tecrübeleri, yeni teknolojileri sizlerin hizmetine sunmaktır. Ve bizler de bunun için gece gündüz ekibimle birlikte çalışıyor ve mücadele ediyoruz. İşte bu yeni teknolojiyi bu yıl başında, bu yılın Mart ayında üretilmiş yeni teknolojiyi sizlere takdim etmekten de ülkem adına da gurur duyuyorum. Evet, şimdi başına geçelim. Şöyle daha yakından görebilirsek. Robotik lazer cihazı MLS, multiwave dalgalarıyla çalışan bir yapıya sahip. Önceki lazer cihazları tek boyutlu bir dalga yapısına sahipti. Bu, bel ve boyun fıtıklarına lazer dalgalarının ulaşmasını önleyici bir durumdaydı. Yani bel ve boyun fıtığı vücudun yaklaşık 10 santim derinliklerindedir. Yaklaşık 5 katmanı geçtikten sonra o bölgeye ulaşmaktayız. Yani cilt altı, bağ dokusu, kas dokusu, kemik yapısından sonra biz fıtık yapısına ulaşabilmekteyiz. Dolayısıyla bütün bu yapıları kat edebilecek, geçebilecek güce sahip olması gerekir bir lazerin. İşte o güce sahip olan ve beni artık ikna etmiş bir robotik lazer cihazıyla sizler karşı karşıyasınız. Multiwave dalgaları demek, tek düzey dalganın ötesinde basınçlı dalgalarla o katmana kadar ulaşan ve fıtığın ta içerisine girerek lazer dalgalarıyla fıtığı yok etme özelliğine sahip harika bir cihaz. Bakın, kendisi zaten robot gibi son teknolojiyle üretilmiş ve bütün robot özelliklerini taşımakta. Sevgili arkadaşım monitörüne geçmekte. Biz burada bir monitör taşıyor sistem. Bu monitöre bütün yapılanmasını bizler veriyoruz. Yani hangi fıtığa ne düzeyde etki etmesi gerektiğini, hangi fıtığa ne şekilde muamele etmesi gerektiğini biz uyguluyoruz. Ve 4 farklı sistemle çalışıyor. Birincisi fıtığın yok edilmesine yönelik. İkincisi hasar görmüş sinirin tamirine yönelik. Üçüncüsü ödem sökmeye yönelik ve dördüncüsü biyostimülasyon dediğimiz, yani sinirin yeniden hayata kavuşması için yapılan 4 ayrı sistemle oluşturulmuş özel bir teknoloji. Ve bir başlığı var. Bu başlığıyla da bizim navigasyonu vermemiz, ona neyi nasıl tedavi etmesi gerektiğini öğrettikten sonra o sistem harekete geçiyor. İsterseniz bir arkadaşımızı alalım ve uygulamalı bir şekilde burada robotumuzu, uygulamamızı gerçekleştirelim. Evet, şimdi arkadaşımızın zaten boyun düzleşmesi var. Ben buradan bile görüyorum. Doğru mu? Hoş geldin. Evet, boyun bölgesi. Tabii burada tetkiklerimizi yaptıktan sonra, muayenelerimizi gerçekleştirdikten sonra nerede nasıl bir sorun var, bunları ortaya koyduktan sonra tedavilerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu lazer gözlüğünü size vereyim çünkü biraz sonra lazere vuracaksınız. Evet, lazerin hiçbir zararı yok, onu hemen söyleyelim. Gözlükler, gözlerin lens tarafı hasar görmesin diye takılıyor. Yani bir hasarı da yok ama zarar görmesin diye takılıyor. Lazerin vücuda hiçbir yan etkisi, belirgin bir yan etki söz konusu değil. Anti-aging, detoks, yani gençleştirici. Oradaki toksinleri antitoksin özelliğine sahip ve tekrar yeniden yapılanma özelliğine sahip. Yani fıtık kaybolduktan sonra oradaki yapının, hasarın, yaranın tekrar tamir edilmesini sağlayan, sinirlerin ödemini alan ve siniri sıkıştığı yerden kurtaran. Yani bizim tedavilerimizde, belki ameliyatlarımızdaki amacımız neyse bunu gerçekleştirme özelliğine sahip çok güçlü bir robot. Evet, şimdi uygulamaya başlayalım. Arkadaşımızın bir bölgesinde fıtığı olduğunu düşünüyoruz ve o bölgeye yönelik canlı robot eşliğinde, evet, şu an uygulamamız başlamış durumda. Bakın, şu an dalgalar gönderiyor ve her bir dalgası yaklaşık 800 dalga boyunda derinliklere kadar ulaşıyor ve fıtığın ta kendisine kadar erişebiliyor. Bu çok önemli bir özellik. Şimdiye kadar lazer teknolojisinin ulaştığı son nokta. Lazerle robot teknolojisinin bir araya gelmesiyle oluşmuş gerçekten son derece etkili, son derece artık ben şunu söylüyorum, yani yakında herhalde bizlerin ameliyat etmelerine gerek kalmadan bu tedavilerle birçok fıtık kaybolup gidecek. Bunları ben kendi tecrübelerimde de görüyorum. Çok az artık ameliyat gerektiriyor. Bel fıtıkları, boyun fıtıkları neredeyse %1 bile değil. Çok teknoloji, çok tecrübelerimizle, gerek regresyon tedavimiz, gerek robotik lazer tedavimizle artık ameliyat düzeyinden son derece hızlı bir şekilde hastalarımızı kurtarıyoruz ve sağlıklarına kavuşturmuş oluyoruz. Bakınız, şu an uygulamayı gerçekleştiriyor. Tabii bu uygulamanın hangi seviyede olması gerektiğini, hangi fıtığa ne şekilde uygulanması gerektiğini, bunların hepsini bizler sistem üzerinden robota öğretiyoruz ve bu sistem kendi düzeninde çalışıyor. Hiçbir şekilde bir hastane yatışı söz konusu değil, herhangi bir kan tetkikleri söz konusu değil, vücudun herhangi bir yerine bir iğne girmesi dahi söz konusu değil. Tamamen elektronik güçle çalışan, elektromanyetik güçle, dalga gücüyle, lazer gücüyle çalışan bir sistem. Biliyorsunuz beyin cerrahi olarak bizler çok uzun süre beyin ameliyatları da gerçekleştiriyoruz ve uzun süre tarih boyunca gerçekleştirdiğimiz beyin ameliyatları şu an işte gamma knife gibi ya da böyle farklı teknolojilerle bir anlamda tarih oldu. Teknoloji geliştikçe aslında geçmişteki yaptığımız işleri bir kez daha gözden geçirmek gerektiğini ben her zaman söylüyorum. Teknolojiye, zamana ve teknolojiye her zaman yenileceğiz. Her zaman yenileceğiz. Onun için zamanı ve teknolojiyi takip eden her zaman kazanır. O açıdan bizler de son teknolojiyi, son tecrübelerimizle, yılların verdiği tecrübelerle buluşturarak ülkemizi bu üstün yüksek teknolojiye kavuşturmuş olduk. Ve yaklaşık 5-6 aydır ben uygulamalarımı gerçekleştiriyorum. Bakınız MR'larımız var. Bu yaptığımız hastalarla nihayetinde fıtıklarını ameliyatlardan kurtardığımız hastalarımız var. Bir MR gösterelim mesela. Evet, robotik yöntemle tedavi ettiğimiz bir MR'ımız. Mesela artık MR'ı öğrendik, biliyorsunuz. Bel bölgesinin bir MR'ı bu. Bel MR'ı. Bel bölgesindeki omurlarımız 5 tanedir. 5, 4, 3, 2, 1. Şu gördüğümüz omurlar arasında hareketi sağlayan kıkırdak dokular bunlar. Diskler, eklemler. Bakınız omurların içerisinden bir kanal var. Ve bu kanalın içerisinden sinirlerimiz geçiyor. Vücudun elektriği buradan geçiyor. Bakınız geliyor, geliyor, geliyor. Şunu görüyor musunuz? Yaklaşık 1 santim boyutunda kocaman bir fıtık. Ne olmuş? Buradaki eklemden kanala doğru bir kayma olmuş. Kanala doğru bir kayma olmuş ve burada kanalı tamamen tıkamış. Ve siniri altına almış. Kapıya nasıl parmağımız sıkışır? O vaziyette sıkıştırmış durumda ve aşağı elektrik gitmesini önlemiş durumda. Dolayısıyla bu hastamız neler yaşıyor? Çok ciddi anlamda bel ağrısından sonra gelişen bir bacak ağrısı. Sağ ya da sol bacağını ve ne tür tedavi uygularsanız uygulayın sonuç alamayan bir ağrı. Hatta öyle oluyor ki hocam kes şu bacağımı, kurtar beni bu ağrıdan dediklerini ben duyuyorum. Dolayısıyla bu tür ağır fıtıklarda ameliyat gerekiyor. Evet, ancak biz bu ameliyat düzeyinde olan fıtığı ameliyatsız bu son yöntemle tedavi etmişiz. Bakınız 3 ay sonraki kontrol MR'larını sizlerle paylaşıyorum. Görüyor musunuz? Bu aynı yerde fıtığın nasıl kaybolduğunu, nasıl yok olduğunu, buradaki hasarı nasıl tamir olduğunu ve sinirlerin rahatça kanal içerisinde rahatça hareket ettiğini, artık fıtığın var mısın yok musun durumuna geldiğini çok net bir şekilde görüyoruz. Bu 15 dakikalık bir seanslar sonrası gerçekleştirilmiş ve ameliyat kararları alınmış bir hastanın ameliyattan kurtularak bu tedavi yöntemleriyle regresyon tedavisi ve robotik yöntemle gerçekleştirdiğimiz bir tedavisi. Yani teknolojinin gücünü her zaman ortaya koymakta fayda var. Evet, sanırım seansımız bitti. Evet, nasılız? İyi miyiz? Evet, çok güzel oldu. Böyle canlı canlı bir robot seansı yaptık. Robotik lazer tedavisini gerçekleştirdik. Biyostimülasyon tedavisini uygulayalım. Evet. 4 ayrı sistem uyguluyoruz. 4 ayrı sistem uyguluyoruz. Yani hem hasarı, enkazı ortadan kaldırmamız lazım. Yani kapıdan parmağı kurtarmamız lazım. Ve o sıkışma nedeniyle hasar gören, ödem yaşayan sinirin hasarının tamiri lazım. Ve o enkaz bölgesi, yani fıtığın olduğu bölgedeki yaranın sarılması, tamir edilmesi lazım. Ve bütün bunlarla birlikte en son sinirin eski kabiliyetine, eski fonksiyonlarına kavuşması lazım. Bütün bunları içine alabilen ve bel ve boyun dokularına kadar, fıtığın ulaştığı noktalara kadar, fıtığın bulunduğu noktalara kadar ulaşabilen şu an son teknolojiyi hep birlikte tecrübe ediyoruz. Ve son 6 ayda çok yüksek tecrübelere sahibiz klinik olarak ve bu noktada gerçekten ameliyat düzeyinde olan hastalarımızın da böyle kurtulduğunu görmek bizler için büyük bir müjde oluyor. Ve ülkemiz adına gerçekten bir gurur kaynağı. Bu tarzda hizmetleri, bu tarzda sağlık alanında özellikle müzmin olmuş bel ve boyun fıtığı gibi insanlarımızı süründüren, onu söylüyorum, problemlerin artık çözümünü görmek, her gün iyileşmiş hastaları bu şekilde yeni teknolojilerle iyileşmiş hastaları görmek büyük bir sevinç ve gurur kaynağımız. Evet, robotumuz çalışmasına devam ederken sevgili seyirciler, sizler de ümitsiz değilsiniz. Korkularınız, çaresizliğiniz olmasın ve bu tarzda yeni teknolojilerle artık fıtıklarınızla yüzleşmenizin zamanı geldiğini sizlere hatırlatmak isterim. Geciktiğiniz ve geciktirdiğiniz her saniye sorunların daha da büyüyeceğini ve bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur derler. Daha da kocamanlaşacağını söylemekte, hatırlatmakta fayda görüyorum. Sizleri seviyorum. Güzel bir hasbihal oldu. Umarım istifade etmişsinizdir. Sevgiler sunuyorum.